yiyoruz. Çünkü arpa palı, saman palı, çoban palı, ilaç palı, yayla parası palı, kamyon parası palı. Şimdi ben 600 üstünde koyunum var. Şimdi gücüm bunun samanın arpasını alsam çoban parası, ilaç parası 1 trilyon para. Yani ben hesaplıyorum. Kuzuyu satsam komple dişi erkek, peyniri satsam 700-800 bin lira. En azam 200 bin lira içeri giriyor. Bizim çalışmamız da boşa gidiyor. Vallahi zorlanıyoruz. Çoban da bulamıyor. Çünkü talep çok. Çoban sayısı da az. Herkes gelip bu mesleği yapmıyor. Şimdi zordur ya. Şartlar zor. Yayla zor. Onun için kimse yapmıyor. Çoban mesela 13 bin lira, 12 bin lira, 14 bin lira, 15 bin lira. Çalışmıyor. Çoban da yok. Demek herkes mesela memurdur. Yani başka yerlerde çalışıyor. Çobanlık yapmayı tercih etmiyorlar. Tercih etmiyor. Herkes bu mesleği yapmayı tercih etmiyor. Sizde yabancılar mı çalışıyor yoksa? Bizim çobanlar yerli. Geçen sene yine birisi yerliydi, birisi Afgandı. Yerliye 8 bin lira veriyordum. Afgana 5 bin lira veriyordum. 13 bin lira. Bu sene de 20 bin lira yerliye. 26 bin lira veren var, 30 bin lira veren var. Adam iki tane sağlı çoban almıştı. 26 bin lira para veriyordu. Bir ay gitti. Demek davara bakmadılar. Mal sahibi çıkarttı gittiler. Sirtliydi. Yeme içmesi de sizde. Ha, o da bize ait. Yeme içmesi, sigarası, ayakkabısı, çorabı hep bize ait. Biz para kazanamıyoruz. Peki abi mesela sen şimdi iki çobana ayda 20 bin lira veriyorsun. Ha 20. Sen o parayı nasıl buluyorsun? İçeri mi giriyorsun? Kredi mi çekiyorsun? Nasıl kredi veriyorsun? Kullanıyoruz. Kredi kullanıyoruz. Borcu borçla kapatıyoruz. Açık. Net yani. Gizli kapalı bir şey yok. Yani açıklayabilirim. Gelir gider bankaya. Ne kadar kredi kullandığımı müdüre söylerim. Müdür çıkar da bilgisayarda. Yalanla işimiz yok. Her şey açık. Yani zarar hep sürekli zarar ediyoruz. Mesela bak iki senedir zarar ediyoruz. Ondan önce para kazanıyorduk. Yalan mı söyleyeyim? İki senedir mazot palı. Mesela ben geçen sene Kihi Çomak Yaylası'na götürdüm. Kaç yüz kilometreydi? Buranın iki misiz? İki misisinden de fazla. 2500 lira. Oraya götürdüm geçen sene. Bura 125 kilometre. 5000 lira. Yani zor bir meslek yani. Altında kalkamıyoruz yani. Yani şimdi alıcı olsa herkes satacak. Vallahi de satacak. Peki diyelim hiç satmayı denediniz mi? Alıcılar var mı? Alıcı yok. Şimdi adam diyor ki ben bu davarı aldım. Güzün arpa 6 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira, saman 3 bin lira. Ben nasıl besleyeceğim? Sen zarar ediyorsun satıyorsun. Ben niye alayım zarar edeyim? Ben götürürüm paramı dolara yatırırım. Faize yatırırım. Niye zarar edeyim? Haklı da o adam da haklı. Bir şey diyemezsin ki. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi yani bu işe girmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Girmesinler. Yapmasınlar, zarar ederler. Gerçek yok yani. Yalanla işimiz yok. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani doğru söylüyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz? Niye yalan söylüyorum? Şimdi adam yarın diyelim ki bu işte para var gidip alacak. Diyecek ki sen bana dedin ki para var. Para kazan bana küfür edecek. Niye bana küfür ediyorsun? Gerçeği söyleyeyim kardeşim ben zarar ediyorum. Açık satıyorum malımı. Herkes satıyor. Onu satılmadı. Besleyecek, koçu karıştırmayacak götür. Diyarbakır'da, Antep'te keseceğiz. Kısır diye. Yapacak bir şey yok. Peki amca sen 600 tane hayvanla geliyorsun. Bu hayvanlar çoğalıyor mu? Kaç tane yavruluyor? Bak şimdi borcumuz olmasa, para kazansa diyelim ki benim 400 koyunum uzadı. Tamam. Yavru yaptı. En azamın diyelim ki 300 erkekse 300 dişidir. Yani belki 20-30 tane fazla olur. Yani dişi fazla olur, yani erkek fazla olur. Borcumuz olmadığı zaman, para kazandığı zaman dişiyi bırakıyoruz. Hı. Para kazanıyoruz. Erkeği satıyorsunuz. Ha, sadece erkeği satıyor. Bir para kazanmadığı için borçlandığı zaman dişi erkek satıyoruz. Onu da karşılayamadıksa bu sefer gidip kredi kullanıyoruz. Hayvan kredisini kullanıyoruz. Bitmiş ya. Peki sütünden, peynirden kar yapıyor musun? Yo biz zaten manaraya veriyoruz peyniri. Onlar kar ediyor, biz kar yapalım. Peki ne kadar süt üretiyorsunuz veya peynir üretiyorsunuz?
mara bağlı. Şimdi mara olursa bak bir koyun en aşağı tarafı 25 kilo, yukarı tarafı 30 kilo peynir verir. 400 koyunsan sağdığın zaman marası iyi olursa biraz da erken çıkarsan 12 ton peynir satarsın. 12 ton peynir de bugün nerede baksan 400 bin liranın üstünde. Peki kaç ay kalıyorsunuz burada? Biz Ekim 1'e kadar buradayız. Allah 4 ay falan. Ha şimdi mesela 4 ay kesin buradayız. Belki hava şartlarına bağlı. Hava şey olur. Ekim'in 15'ine kadar alırız. Bakarsın yayladan ovacık üstü yayan gideriz. Ha, gidemedikse burada asfalta indireceğiz. Kamyonlara yükleyeceğiz. Köyde indireceğiz. Başka çare yok. Yabani hayvanlar geliyor mu abi? Ayı, kurt gelip sizi burada tehlike oluyor mu hiç? Geliyor mesela ben geçen sene Kehe'deydim, Çomak Yaylası'nda. Ayı doluydu. Domuz doluydu, ilan doluydu, fare doluydu, geyik de doluydu. Peki zarar veriyorlar mı hayvanlarınıza? Zarar veriyor kurt. Mesela kurt yetiştiği zaman götürüyor. Ayı. Sen buraya bu yaylaya ilk defa mı geliyorsun abi? Bu ikinci seferim geliyor. 2 sene önce yine geldim buraya. 2 sene önce hiç burada gördün mü ayı mayı kurt bir şey? Oldu mu hiç? Ben hiç davara gitmiyorum ki. Ha. Ben davara gitmiyorum. Çobanlar görüyor. Mesela ayıya çok verdiler. Kurda da çok verdiler. Affedersin köpekleri cesur olmazsa, çoban da biraz zayıf olursa, dikkat etmezse, kurda da verir, ayıya da verir. Bak, benim çobanların dikkat etmedi, 40 tane koyunumu böldüler. Ben gitmeseydim bulamazdım, 40 tane koyun gitmiştim.